Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz, daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Merhaba, bugün 18 Eylül Çarşamba. Güne Ay Boğa burcunda küçülen fazla başlıyoruz. Gün içerisinde de Boğa burcundaki seyrine devam ediyor olacak. Enerji olarak mümkün olduğu kadar mevcut konforumuzu sağlama güdümüz, herhangi bir değişikliğe girişmek istemediğimiz, aynı zamanda işte bize haz veren, duyu organlarımıza hitap eden faaliyetlere odaklı hareket etme durumumuz ön planda olacak. İlk açımız 01.30'da kesinleşiyor. Ay ve Uranüs arasında kesinleşecek olan kavuşum açısı yaklaşık 02.30'a kadar da etkisini devam ettirecek bir enerjidir bu. Ben mevcut düzenimle alakalı bazı sorgulara girebilirim bu zaman zarfında. Yani bunu devam ettirmem ne kadar doğru? Eğer bu konudan özgürleşirsem bu durum bana daha faydalı olabilir miyi? Biraz daha objektif ve özgürce düşünebilecek olduğumuz bir zaman dilimi, hani gece saatlerine denk geliyor olsa da değerlendirilebilir boyutta. 16.35 ikinci açımız, bu sefer ayın güney ay düğümüyle üçgen, kuzey ay düğümüyle sekstil açı yaptığını görmekteyiz. Bu ileriye dönük adım atmak yönünde geçmişten aldığımız referans ve destekle, tecrübelerimizden aldığımız destekle ya da geçmişte tanıdığımız birinin desteği bile olabilir bu. Güzel adımlar atmak hususunda girişimler yapabileceğimiz ya da bunların kararını verebilecek olduğumuz bir süreç. 16.51'de bu sefer güzel bir Satürn desteği geliyor. Ay ve Satürn arasındaki üçgen açıyla birlikte. Hani ortama birazcık denge geliyor. Topraklanma enerjimiz çok yüksek. Biraz daha ileriye dönük planlar yapmak, programlar yapmak, bir şekilde kendimizi Satürn desteğini de alarak hani daha sağlam ve güvende hissetme olgusunu, duygusal anlamda da dengeli hissetme olgusunu yaşayacağımız bir süreç 15.51 ile 17.51 arasında değerlendirilebilir. 22.14'te Ay ve Jüpiter arasında bir 150 derecelik açı var. Minör de olsa huzursuz, hani böyle bir kendimizi yalnız, her şeyle kendimizin başa çıkması gerekiyormuş gibi bir ruh halinde hissedebiliriz. Fakat 23.01'de Ay ve Neptün arasındaki sekstil olayları biraz daha pozitif yönüyle değerlendirme hususunda desteğe geliyor. Ayrıca Neptün etkisi yaratım enerjisini de çalıştıran bir etkidir. Bu yönde özellikle işi gereği yaratıcılığını da kullanması gereken bir kişiyseniz bu zaman zarfında hani hayal aleminizi biraz daha somuta aktarmak yönünde destek alabilirsiniz diye düşünüyorum. Günün son enerjisi de bu şekilde. Yarın tekrar görüşmek ümidiyle, sevgilerimle.